Karışık yollarda, hüzünden mutluluktan dem alana. Yapmışız gene yıkmışız hep en sonunda. Maziye sırtımızı yaslaya yaslaya. Tutunmuşuz geçmişi. Yatayım. Bir de şu Ahmet'in seslerini mi ya? Ne zaman çıkacak bu ya? Bey amca, benim size söylemek istediğim bir şey var. Fehmi amca, Fehmi amca diyorum. Evet, Fehmi babamsınız tabii ama... Evet. Ya sizce bu sokağa çıkma yasağı daha ne kadar sürer Fehmi amca? Yani vallahi bunaldık ya. Baksanıza evimize gidemedik, mahsur kaldık, başınıza kaldım yani. Bunu mu soracak? Evet. Ya sürer herhalde, bilmiyorum. Aslında daha önemlisi var tabii sormak istediğim yani. Bundan öte, çok daha öte. Sizce Fehmi amca bu asker ne kadar süre daha başımızda kalır böyle? Daha kalır mı? Kalır. Bayağı kalır da. Ben biliyorum. Bana bak. Televizyonu falan kapat. Tamam mı? Yalnız o regülatörü de kapat. Geçen gün kalktım sabah bir baktım. Aa, regülatör çalışıyor ya. Aa, elektrik yiyor. Çok yiyor. Çok acayip regülatör. Acayip elektrik yiyor ya. Yok babacığım. Kapatırım ben. Benim... Bir bakın. Bir bakın oraya. Regülatöre bak, televizyona bak. Hepsini kapat, yat. Tamam mı? Tamam. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Ahmet nerede ya? Allah rahatlık versin. Ahmet! Geliyorum zaten ben. Aslında benim soracağım bir şey de... Ahmet! Ya oğlum, ne yıkanması ya? Bizim yıkanma günümüz pazar, Allah Allah! Aslında ben bir şey daha söyleyeyim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Neyi mi yapıyorum? Söz verdiğim şeyi yapıyorum. Ya benimle şampiyon filmine geliyorsun... ...ya da ben Fehmi amcayı uykusundan uyandırıp sabahın kör vaktine söylüyorum... ...bu gecenin şampiyonu direkt ben oluyorum. Gelmiyorum. Gelmiyorum. Gelmiyorsun. Atar Ramza, özgüvene bak. Fehmi amca! Kızım, bu gece buradayım diyorum sana. Vallahi bak, odana gelirim ha. Sen delisin ya, sen vallahi manyaksın ya sen. O zaman? O zaman ne? Ya bak Ergun, bir şey söyleyeceğim sana. Ay vallahi delireceğim şimdi. Ergun, ya bak arkadaşlarıma söz verdim ben, tamam mı? Eğer gitmezsem... Vallahi bir daha beni hiçbir yere çağırmazlar. Lütfen Ergun, lütfen Ergun ya. Yok, ben Fehmi amcaya da söylüyorum. Hatta Fehmi babama söylüyorum. Ahmet kardeşime de söylüyorum. Biz Nazlı ile çıkıyoruz diyorum. Hiç olmazsa olay resmiyete biner. Rahat rahat sinemaya minemaya gideriz ya. Çok rahat olur, çok rahat olur ikilerini. Çok rahat olur. O zaman daha beter engel olurlar. Ben dükkana bile gelemem. Engel olurlar diyorum ya. Yapma ya. Vallahi sen bilirsin. Ya gelirsin ya da söyleyeceğim. Vallahi söyleyeceğim. Fehmi amca diyeceğim. Durum böyleyken böyle. Böyleyken böyle diyeceğim. Açıyorum yatağını güzel güzel. Yatar sıçartı, tamam mı? Çok teşekkürler. Vallahi zahmet veriyorum size de Rukiye teyze. Nazlıcık size de. Vallahi. Canım olsun olsun. Olsun. Olsun.
Anneciğim, Ruki teyze mi söylesin acaba? Geliyor musun, gelmiyor musun? Gelemem diyorum sana, neden anlamıyorsun? Bin kere söyledim, bin kere söyledim, bin kere söyledim. Hay inadına yandım. Ne oldu ayol, birine mi seslendiniz? Anne, şey... boğazıma bir şey... Ne oldu? Kaçtı bir şey, kaçtı. Bugün bak bakayım. Nasıl, iyi misin? Allah Allah. Ay boğazıma Allah. Bir anne, çok fena bir şey. Tamam. Bir şey kaçtı boğazıma. Bir su falan, bir şey mi içsen? Ha, su getireyim sana mı? Anne getir, bana su getir. Anne, bana su getir. Su getireyim. Allah Allah. Bak, yaşayacak. Teyzeyi mi söylesem, Fehmi amcaya mı söylesem? Acaba hangisinden başlasam diye şey yapamadım ya. Anneciğim, anne. İyi, sen şey, ha, iyi tamam. Ben abi, pijamalarından abinin, sen olmazsa içeriden getir bakalım, hadi. Ben getireyim pijama. Ben pijama ben getiriyorum. Ben Fehmi amcaya uğrayacağım zaten. Vallahi uğrarım bak. Vallahi uğrarım. Ay ben senin gidişine, paniğine, korkuna, endişene. Vallahi ne güzel. Yani çok teşekkürler. Sizi de böyle gece gece rahatsız ettim Rukiye teyze. Yok be çocuğum, aşk olsun. Ama senin evin burası. Yatağın hazır. Çok teşekkürler. Naz da pijamanı getirsin. Ben de burada durayım. Sen de pijamanı giy. Değil mi? Sonra da yatalım. Değil mi? Ahmetciğim! Ahmetciğim, Ergun geldi sen. Bak arkadaşının yanına. Hadi o da gelir şimdi. O da sana Ahmet arkadaşlık eder. Ahmet sana arkadaşlık etsin, gelsin. Açtın üstünü, tamam. Dön dön, dön şey yapma da. Hadi, Allah rahatlık versin. Hadi. Ergun. Yastığın iyi mi? Vereyim mi? İyi, ya. Harika ya, çok güzel. Sağ ol. Harika. Rahat mısın? Çok harikayım kardeşim. Hadi, çok iyi ki varsın. Ne şanslıyım ya. Ne şanslıyım. Beri babam söyler, kapını kapa, kapını kapa, yoksa gelir dunganga. Dunganga, dunganga. Olabilirsin, gece gece aklıma geldi ya. Hadi yat ya. Bırak açık kalsın, ben buradayım. Kal, hadi. Hadi Allah rahatlık versin. Hadi bakalım, selamet. Sen de uyuyamıyorsun değil mi? Uyuyorum ben ya. Uyuyorum. Uykun kaçtı değil mi?
Kaçtı, evet, kaçtı. Vallahi kaçtı ya. Ben de uyuyamıyorum biliyor musun? Hem de sabahlara kadar. Sabahlara kadar düşünüyorum. Neyi düşünüyorsun abim ya? Neyi düşüneceğim ben Ergun ya? Benim düşündüğüm bir tek şey var, Gülden. İnan sabahlara kadar Gülden'i düşünüyorum. Çok iyi oldu ya bizde kaldın. Vallahi. Dertleşiriz vallahi sabaha kadar. Sabaha kadar. Eyvallah. Ne yapalım? Bu okul yolunda bekliyorum ya ben bu Gülden'i. Hani senin o dükkanın önündeki kolonların önüne oturuyorum. Okul yoluna bakıyorum öyle. Ha geldi, ha gelecek. Hele o son zil çalana kadar geçecek olan zaman var ya, bitmiyor. İlk zamanları düşsen. Dakikalar asır gibi geliyor. Saniyeler yıl gibi geliyor. Bitmek bilmiyor. Çok önden geldi ya. Ne olacak böyle Ergun? Ya. Biz okumadık. Okuyamadık. Olmadı yani. Gülden Hanım üniversiteye gidiyor. Orada kim bilir nasıl bir ortam var. Kim bilir ya. Kimlerle arkadaşlık ediyor. Oo. Okulda kim bilir ne gibi çocuklar var yani. Nasıl çocuklar var. Kim bilir ya. Bana bak sen uyuyacaksan yat uyu ya. Hayır ya, hayır, hayır. Hayır, gayet iyiyim ben. Ya beni uyku tutmadı tamam mı? Hani... Hiç uykum yok ya. Yani ne yapacağız sabaha kadar onu... Onu düşünüyorum. Bak uykun varsa yat oğlum. Hayır, cin gibiyim ya. Oğlum gözlerime bak, cin gibiyim ha. Ya bu böyle olmayacak. Ben bir çay demleyeyim ya. Çay suyunu koyup geliyorum. Bükü. Hay. Ay vallahi ödümü patlattım efendim. Ödünü ben mi patlattım yoksa baskının üstüne çıkınca gördüğün kilo mu patlattı ya? Ne kadar komik, ne kadar. Komik ya. Kahvede kime yapsam yürüyor bu tip espriler. Siz benim biraz kilolu olduğumu düşünüyorsunuz galiba Fehmi Bey. Öyle mi? Yok canım, nereden çıkardın ya? Ne alakası? Yok yok yok, Baskül geldi. Hani sebep oldu galiba böyle konuşuyorsunuz. Öyle düşünüyorsunuz galiba. Olabilir. Yok canım. Allah Allah, sen de Baskül getirdin. Demek sen de öyle düşünüyorsun. E sen de aldın. Demek sen de kilolusun yani biraz. Tabii, yani ben göbeğimi inkar etmiyorum. Yani, Tarık Akan gibi değilim. Yani en azından Tarık Akan'ın biraz balık eti cinsiyim. İşte, değil mi? Vallahi ben onu bunu bilmiyorum Femiciğim. Ben rejime başlıyorum. Sen Tarık Akın olmayabilirsin. Bir tanem tamam, güzel. Ama ben gör bak nasıl Gülşen Bubikoğlu oluyor. Oha ya. Tek bacak buysa çift bacak ne olur şimdi? Hiç çıkmamak lazım. Bu baskın nereden çıkıyor? Durup dururken icat çıkarttım kendi kendime. Şükriye. Çok mu be? Çok Sami'cim, çok. Yok be ya. Da baksana benim boyum ne kadar büyük, ne kadar uzun. Fehmi abi gibi kısa boylu değil ki benim. Bünyem kaldırır bunu. Taşır. Sorun olmaz. Ay olsun. Ha, göbeğine baksana. Ay azıcık zayıflamalısın. E bütün hastalıklar şişmanlıktan oluyormuş. Değil mi? Ya. Ya zayıflayamam Şükriye. Anam geliyor yakında. Benim kilo vermem. Çok zor. Nasıl yani? Şimdi benim yemeklerim zayıflatıyor. Annenin yemekleri mi güzel? Ben öyle mi dedim demişim? Evet. Annem geliyor yakında. Zayıflayamam ben dedin. Sen annenin yemeklerini özledin değil mi Sami? Yok be ya. Nereden çıkardın? Onu ki ben yok. Öyle bir şey yok. Özlemedim, özlemedim. Ben de bir daha sana yemek yaparsam Şükriye değilim. Ya bak şimdi Şükriye,
Öyle değil mi? Bak ben... Git annem beslesin seni. Ya şimdi ne şey yap... Ya... Nereden tartıldım? Tartılmaz olaydım be ya. Yolladığınız adamı. Nasıl burada 3 gün tutabiliyorsunuz? Neden yollamıyorsunuz? Şey komutanım. Ne oldu? Tutanaktaki delili kaybettik komutanım. Delili mi kaybettiniz? Delil şüphelinin evine yollanmış komutanım. Kim yolladı? Ben yolladım komutanım. Ben yolladım komutanım. Sen mi? Neden? Çünkü ben yalvardım. Kızım oyuncağı almasaydı çok üzülecekti. Çok yufkayırıklısınız Hasan Başçavuş'um. Kafamıza göre iş yapamayız. Emir komutayı unutuyor musunuz? Bütün sorumluluk benim komutanım. Hayır, suç bende komutanım. Bebeği götürmek için mi kaçmaya kalktın? Evet. Görevliler söylediler. Kızım oyuncağını almış, çok mutluymuş. Artık bana ne isterseniz yapabilirsiniz. Arabasını bozulduğu yerde tespit ettik komutanım. Kimliği de söylediği gibi torpidonun içindeydi. Evini de tespit edip arama yaptık. Herhangi bir suç unsuru yok. Yalnızca karısı ve çocuğu yaşıyor. Başka giriş çıkış yapan da olmadı. Bu oyuncak meselesi albayımıza gitmesin. Emredersiniz komutanım. Bırakın vatandaşı gitsin. Tutanağı ben hallederim. Emredersiniz komutanım. Sen de bir daha gece dolaşma. Kaçmaya da kalkma. Başını derde sokma. Cefakar assubayların da başını yakacaksın. Sen bu askerlerin, assubayların, bizlerin üzerindeki baskıyı biliyor musun? Hepimiz emir komuta zincirindeyiz. Kızından ayırmak zorunda kalır seni. Daha dikkatli ol. Bir baba kızı için tüm oyuncaklarından daha değerlidir. Şükür ya. Anacığım, hoş geldin evine. Hoş buldum evladım. Çok özlemişim evladım. Anne, Allah kabul etsin. Amin kızım. Seni de çok özlemişim be. Canım benim. Güzel olmuş, bir şey olmuş, bir şey çok lezzetli. Sami. Annen beni okşadı, sevdi. Ay değişti mi gerçekten? Evet, gördüm. Değişmiş vallahi, nurlanmış. Yüzüne nur gelmiş anamın. Hadi geç otur, geç otur. Anne. Ay. Al gelinim benim. Anacığım, hoş geldin. Hoş bulduk evladım. Nurlanmış benim anam be, nurlanmış. Nasıl nurlanmaya gittim hacılığa. Oldum hacı. Allah kabul edersin. Kesene bereket evladım. Allah ne demek anacığım be? Allah kabul eder, kabul eder. Ne diyecekler bundan sonra sana mahallede? Acı Fato ana. Ay. Anne, bir şey ister misin? Yok. Yoldan geldin ya. Yok evladım, yok. İstemem hiçbir şey. Allah'a şükür ruhum doydu. Sen yorulma, hiçbir şey istemedim. Biz niye daha önce yollamadık acı anneni? Şşş, duyacak her şeyi ahiretçen. Bak, 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 bak. Ne kadar güzel dualar ediyordu bak. Allah kabul etsin inşallah anacığım. Aha. Amin. Amin evladım. Acı Fatoh ana, ne yapıyorsun bakayım? Ne güzel geliyor kulağıma biliyor musun? Bak, bak. Oo, sağ olasın. Acı Fatoh ana. Bak. Ne kadar güzel be. Çok güzel. Çok güzel. Dedi abi içeri.
Acı Fato ana. İleride inşallah bize de nasip ederler be. Ha? Belki biz de gideriz karı koca. İnşallah, inşallah. Acı Fato ana. Vallahi ucuz kurtulduk. Hepimizin başı yanardı. Kusura bakma komutan ya. Önemli değil. Senin başını da derde soktum. Önemli değil. Bu olayda ya o kız çocuğu huzursuz uyuyacaktı ya da biz. Onun huzurlu uyuması daha iyi. Hayırlı işler Mustafa. Kahveci. Komutanım. Bir yorgunluk kahvesi ver de içeyim be. Hemen komutanım. Bu ara senin sünnete izin çıktı. Ne? Evrak karakolda, gel al. Soran olsa göstersin, tamam mı? Allah! Allah sizden razı olsun be komutanım. Benim kaynağın acayip sevinecek. Dur be, öpeyim seni ya be. Oğlum ne yapıyorsun ya? Dur. Allah'ım. Pardon komutanım. Çok sevindim de kendimi kaybettim, biliyor musun? Oğlum hemen koş bir tane okkalısından kahve getir komutanıma, bizden. Komutanım, bu arada düğünüme sizi de bekliyorum ha. Şöyle size güzel bir köşe yaparız, şeref konu olursunuz, tamam mı? Olur mu oğlum? O şeref senin oğluna ait. Biz gelip de çocuğun fiyakasını bozmayalım ya. Hoppala, olur mu öyle şey komutanım, lütfen. Peki sünnetten korkuyor mu bu ya? Sorma komutanım, korkuyor ya. Geçen sefer bu keratayı zarla ikna ettim ben, tamam mı? Ama ihtilal olunca şimdi ne yapacağız? Bir daha mevzuyu baştan alacağız. Sen onu bana getir. İki oğlan, iki torun sünnet ettirdim ben. Eyvallah komutanım, çok büyüksünüz vallahi. Demek siz kıdemli başçavuş değil, aynı zamanda kıdemli baba, kıdemli dedesiniz ha? Kıdemli kademeli. Ay Allah'ım yarabbim ya. Teşekkür ederim, sağ ol canım. Anne. Sen kulaksın kızım. Ay vallahi. Dur. Durunuz Mori. Dil üyle, alıştıram. Bunun var bir seremoniyası, bekle. Bak, şimdi döneceksin kıbleye. Döneceksiniz kıbleye. Her yudumdan peşin diyeceksiniz Bismillahirrahmanirrahim. Sonra açan bitirirsiniz, diyeceksiniz hamdolsun, elhamdülillah diyeceksiniz. Sonra bir tevi dualarınızı yapacaksınız. Ne isterseniz, çocuğunuz için, kız için, sağlık için, bir tevi dünya için. Haydi, haydi yapınız. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ay elhamdülillah, hamdolsun. Ay Allah'ım ya. Allah kabul etsin. Ay Allah. Allah kabul etsin. Ay canım benim, getirdin oralardan bizi. Ay canım Foto teyze. Ne yaptın, anlat, nasıl geçti? Nasıl olsun evladım, çok güzel. Allah razı olsun çocukumdan. Gittim, yaptım vazifelerimi, geldim. Ay ne güzel Foto teyze ya. Allah bize de nasip eder inşallah ya. İnşallah. Amin. Gerçekten oraya gidenler melek gibi dönüyorlar diyorlar ya. Doğruymuş ya. Ah sensin benim melekim. Sensin gelinim, canım gelinim. Bak hem ne yaptım? Getirdim size. Bak ne getirdim? Tesbihler, seccadeler. Sen, sensin daha süslü, sana veririm. Benim has komşularım. Ne zahmet ettin ya. Ay canım benim. Komşularım benim, has komşularım. Bu da senin. Ay canım, çok teşekkür ederim. Ay niye zahmetler ettin? Ay ne zahmettim oraya. Al bunu da, zemzem sularınız. Ha. İçersiniz. Sağ ol Foto teyze. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Sağ ol canım benim, sağ ol. Aa bir de hurma var içeride, hemen getireyim. Dur gitme, ben getiririm. Mari. Bırak sen, ben getiririm. Olur mu anneciğim öyle şey? Ne kadar melek bir gelinim var değil mi benim? Nasıl ha? Nasıl melek?
Nasıl? Ne olmuş kız buna? Ne bileyim anacığım. Zemzem suyundan falan herhalde. Maşallah. Al bakalım hadi. Şişt Bekir. Vallahi benim onum ağaca gitti geldi ya. Vallahi benim karının araları böyle ne kadar güzel oldu. Demek çok ulvi bir yermiş orası. Allah herkese nasip etsin be. Amin amin inşallah. Zaten senin Bekir artık şeytan tarz zaman şart. Niye? Şimdi bek niye? Uyuk dağdan da gittiler ya. Sonra hani ne bileyim ben bir de alttan köpek hani acıkını şey etti ya be. Gül gül sen de gül. Hele senin kılığan, hele sıfatın. Ben de seni ciddi bir adam zannedirdim ya. Hayret bir şey. Acıyor mu ya? Acır tabii. İt ısırdı direni. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ne oluyor be? Yavaş. Sami abi, bu tartı bozuk. Ben üç gündür poğaça yemiyorum ama tartı aynı rakamı gösteriyor. Abicim bana her şeyi de ama bu tartı bozuk deme abi. Sami abi, ben üç gündür poğaça yiyor muyum? Yok, yemedin, yemedin. Ya. Tamam, başka bir şey yiyordur. Bir dakika. Aynı. Gördüğün gibi aynı. Basri abi, sen saçı sakalı diz kapağına inmiş, mantıklı bir adamsın. Sen söyle ya. Zaten mantıklı olduğum için zayıflayamazsın demiştim. Buyur. Ah Mustafa abi, bir kilo da üzüm verir misin? Hemen Vildan. Komutanım hoş geldin. Var mı bir emrin? Estağfurullah canım, ne emri, sağ ol. Bak. Nefis badem geldi, ikram edeyim hemen. Yok yok, sağ ol istemem. Bu arada bu tartılar için sıkı yönetim komutanlığından emir geldi. Herhangi bir sıkıntı yok değil mi? Yok komutanım, bizde yanlış olmaz. Yok yani, vatandaşımız mağdur olmasın. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. İyi günler komutanım. Hadi afiyet olsun. Nazlı. Efendim abicim. Nasıl gidiyor okul? Vallahi çok güzel gidiyor. Çok zevkli. Ya bir sürü şeyler öğreniyorum ha. Aferin kız sana. Aferin sana. Gizli gizli sınavlara hazırlandın ama bak ailemizin gururu oldun. Sağ ol abicim. Bizden uzaksın. Biraz gözlerden de uzaksın. Var mı öyle sıkıntı veren biri falan? Yok hayır. Cık, ya benim arkadaşlarım çok tatlı, hepsi çok iyi insanlar, yok. Güzel. Bak sıkıntı veren biri falan olursa söyle, çekinme, tamam mı? Tamam söylerim abicim, tamam, yok. Para durumların nasıl? İyi, yani işte idare ediyorum. Bak ihtiyacın varsa söyle. Yok yok, ben idare ediyorum şimdi, sağ ol abi, yok. Zaten iş arıyorum. İşe girer girmez harçlıklarım benden, tamam mı? Tamam. Sağ ol. Hadi bakalım. Abi, ya bir şey söyleyeceğim sana. Efendim? Şey diyeceğim, Gülden'le aranız nasıl? Pek iyi değil. Ya. Ha. Ama sen içerideyken var ya, o kadar üzüldü ki anlatamam sana yani. Çok çok üzüldü. Gülden mi üzüldü? Evet, çok. Ergun da aynı şeyleri söylüyor ama yani hiç öyle bir durum yok. Ay yok vallahi, olmaz olur mu ya? Hatta senin resmini aldı benden. O kadar yani, düşün ne kadar yani. Gülden
Gülden benim resmimi mi aldı? Evet. Niye ki? Acaba niye? Bakayım kapıya. Ne haber Nazlı? İyiyim canım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ya benim dışarıda biraz işim var. Ben onu halledeyim. Seninle şeyde köşede buluşalım, tamam mı? Ne işin Nazlı ya? Ya çok minik. Hemen köşede bekliyorum ben seni. Tamam mı canım? Hadi görüşürüz. Abi gidiyorum ben. Güle güle. Nasılsın? Ben iyiyim, sen? Daha iyi misin? İyiyim. Galiba benim sende bir resmim varmış. Resim mi? Aha, onu alabilir miyim? Yani resmimi niye aldıysan artık? Ya ben karakola gidip senin üstlendiğin suçu itiraf edecektim de... O yüzden almıştım. Yani hani bu Ahmet kim diye sorarlarsa resmi gösterecektim. Sen beni kurtarmaya mı çalıştın? Evet. Neden? Adalet yerini bulsun diye. Ha. Tabii. Adalet yerini bulsun diye. Evet. Başka niçin olacak ki? Gülden, şu gözlerinle dudakların ne zaman aynı şeyi söyleyecek çok merak ediyorum. Aynı şeyi söylüyorlar zaten. Söylemiyorlar. Gözlerinle dudakların aynı şeyi söylemiyor. Ve ben gözlerine inanmayı tercih ediyorum. Çünkü gözler yalan söylemez. Resmini verecektim. Gönüllü bir aşk yuvasıdır. Ümit aşkın rüyasıdır. Seviyorsun, hayır deme. Gözler kalbin aynasıdır. Seviyorsun, hayır deme. Gözler kalbin aynasıdır. Gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez onlar. Siyah, mavi, yeşil olsun. Aşkı İnkar etmez onlar. Gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez onlar. Siyah, mavi, yeşil olsun. Aşkı inkar etmez onlar. Geliyor musun, gelmiyor musun? Ya Ergun, söyledim ya. Ya kaç kere söyledim, gelemem. Tamam canım. Ya ben zorlamıyorum ki. Sen ister gel, ister gelme. Ben zaten Fehmi abiyle, Ahmet'le zaten akşam konuşuyorum. Eğer beni seviyorsan... Bak şu kadarcık beni seviyorsan... Şu kadarcık seviyorsan söylemezsin. Görürüz. Söylemezsin. Görürüz. Senin o bastığın yerlerde ölürüm ben. Bastığın yerlerde ölürüm. Ya düşündükçe soğuyorum işten ya. Nasıl satılır ansiklopedi ya? Hem kaç tane satacağız da birazcık para kazanınca %10, %10, 1000 cilt mi satacağız? Gez, dolaş, dur. Gerçi o kadar...
geziyorum diye araba verseler ya. Of, arabayı verseler şöyle, gezsek arabayla. Seyahat etsek, gezsem sağa sola, hiç buralarda kalmasam, gitsem ya. Bilemedim. Pef ya! Sen de bırak şunu, kafayı sıyıracaksın ya. Yapamıyorsun işte, belli, bırak. Lan geçti. İş vata. Yani bekliyorum ben. Ben bunu kesin yapacağım. Askere gitmeden kesin yapacağım. Heh, bak şimdi Mavi, al. Pef ya, hep bu blav çıkıyor. Mavi, seni var ya, mahvederim burada. Seni mahvederim burada. Eski Mısır'da bir güneş tanrısı. Mesut. What? Ya bu eski Mısır'da bir güneş tanrısı ne la? La değil oğlum. Ra, ra. Aa, ra, ra. Neden bunlar ya? Ra, ra olmuyor ki. Domat mısın oğlum sen? Ra, ra değil. Ra, ra. Tek ra. İki tane güneş tanrısının aynı yerde işi ne? Aa, öyle söylesene. Hayret bir şey. Ra ya. Oldu. Bak ben bunu biliyordum ha. Helalde işte. Bak oldu, gördün mü? Cuk oturdu oğlum. Kadınların yün eğirmekte kullandığı bir alet. Yaz, öreke. Cenkuş, artist. Ki. Ne oluyorsunuz be? He? Ne oluyor? Bir sıkıntı mı var? Vallahi susmuştan daha çok sustunuz be bu akşam. Yok. Bir sıkıntı yok. Yok bir şey ya. Gayet güzel. Aman aman. Olmasın. Olmasın. Tabii olmasın ya. Allah Allah. Bu arada bizim sünnete izin çıktı ha. Hepinizi şöyle güzelce yedireceğim, içireceğim burada. Hadi gene ne iyisiniz? Masrafa giriyorsun ha. Hadi hayırlısı. Tazeleyeyim mi oğlum? Canım? Vallahi iyi olur ya. Eyvallah. Oğlum getir. Harbiden lan. Neyin var senin son zamanlarda? Hoppa, neyim olsun ya? Gayet iyiyim ben ya. Bir şeyim yok. Sağlıklıyım çok şükür. Her şey yolunda. Uykunu aldın. Aldım. Yüzün müzün oturmuş. Evet. Güzel. Bunu anlatıyorsun oğlum. Ben biliyorum. Senin hayatında bir kız var. Bak. Affe, Sübhanallah. Alakaya çay demli. Hadi bakalım. Hayırlılara gitsin. Ergun, kendimden biliyorum abicim. Böyle dalıp dalıp gitmeler, iç geçirmeler falan. Ben bilirim bu halleri. Gözlerini bir yere sabit dikip böyle saatlerce bakıyorsan, böyle iç çekiyorsan belli oğlum işte. Hayatında bir kız var. Ya. Eyvallah. Biz dostuz değil mi? Dost muyuz? Biz dost falan değiliz oğlum. Dalga mı geçiyorsun sen? Oğlum biz kardeşten öteyiz be. Çok kötü işte. Efendim? Kötü gün dostuyuz diyorum yani. Kötü gün dostuyuz biz yani. Kötü günle birbirimizin yanındayız anlamında. Öyleyiz tabii ya. Değil mi? Ya Ergun böyle ıkınıyorsun, sıkınıyorsun. Bir şey söyleyeceğim, söyleyemiyorsun. Kötü bir şey mi var? Yok. Oğlum ben en yakınım. Bana söylemeyeceksin de kime söyle? Sen evli bir kadına falan mı aşık oldun? Daranza, bak neler uyduruyor ya. Ne alakası var ya? Ya yok öyle bir şey. Ay ne bileyim böyle hani kötü yok, bir şey varmış şey. Yok, gibi. Yok. Anladım abi. Ya çok seviyorum oğlum. Ya ölesiye seviyorum oğlum. Kıyasıya seviyorum. Ya o benim buram ya, buram. Vallahi bak, onun evi burası ya. Öyle söyleyeyim sana. Desin ki canını ver, sormadan veririm. Yemin ediyorum sana. Vardır bir bildiğilerim ya. Vay vay vay. Ya işte. Yargın sen mi söylüyorsun bu lafları ya? Kardeşime bak be. Eriyip bitti mi oğlum? Bizim mahalleden. Yok, bizim yukarı mahalleden ya. Bildan, Deniz. Niye? Nazmiye, Nazmiye. Nazmiye. Baba. Baba. Ergun gel. Eyvah amca. Oturun ya, oturun. Yok, estağfurullah Eyvah amca. Olur mu şey lütfen. Ya gelin. Lütfen, lütfen. Otur lütfen. Şey. Buyurun rahat edin. Bizim masaya çay gönder. Gel otur. Geldi Fehmi abi oğlum, getir çayları. Otur, otur ha. Otur, gel. Otur. Tamam sen gel böyle. Gel sandım böyle. Ya. Sen de oradan aldım sandalye, gel bakayım böyle. Ya. Otur bakalım ya. Ha. Şaşırız gibi şah şah şah. Mesut, iki tane daha söyle, orada fazladan getirsin, iki tane getir. Taze babacığım, iki şeker attım, karıştırdım. Al ya sen şimdi. Bu senin kısmetin. Nazmiye. Kim Nazmiye ya? Süleyman Demirel'in karısı. Ya be bak.
ben kilomu? E ne güzel, bil işte. Bil bak, daha evleneceğim, koca bulacağım. Bil, ona göre bir çeki düzen ver çocuğum. Evlenmeyeceğim ben. Yani belki, o da belki yani okul bitince evlenebilirim, bilmiyorum. Okul bitince? Nereden baksan 4 sene. Hay yani ne var? Bak hem okusan, hem evlensen, hem bana torun yapsan. Ay yok artık. Anne kusura bakma, ben o kadar yetenekli bir kız değilim yani. Aman, aman yapmayın siz zaten, yapmayın. Ergun bak sen bunu bilirsin. Ortoza benzer camsı bir çeşit feldispat. Çok önemli o ya. O soru çok önemli. Saklasana o soruyu sen. Sen sakla, onu bir yerde kullanırız ya. Biliyordur diye ben şey yaptım. Sen bunu bana sordun mu ya? Evet. Ya hele şunun gelişine. Gelene bak, gelene bak, gelene bak. Gel, gel. Yaralı Ceylan. Yaralı Bekçi Bekir. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi. Yaralı mı? Evet. Sema ama dikkat koy. Geçen akşam Bekir'i köpek ısırmış. Ya geçmiş olsun ya Bekir. Sağ ol Fehmi abi, sağ ol. Bana bak, nerenden ısırdı ya? Bacağından mı? Yok, bacaktan değil. Başka bir yerden kalkmış. Sen gülmeyecek bir şey göremedin. Ya gülecek bir şey göremiyormuş. Görmez ki. Sen görmezsin. Arkanda kalıyor. Ama biz görebiliyoruz. Bırak bunları. Hayret bir şey. Vallahi var ya. Köpek ağzının tadını biliyor mu? Nerede ısıracağım? Rol rol rol. En lezzetli yerden kapmış. Ya bana bakın. Acaba bu köpek militan falan mıydı ya? Düpedüz gidip dümdüz devlet görevlisine saldırdı. Vay anarşist köpek vay ya. Doğru. Orada ihtilal yaptı ya. Bu anarşistleri toplarken bu militan köpeği niye almadılar acaba? Hakikaten ya. Ama köpek bu, nereden anlayacaksın işte? Ya tamam ya, tamam. Bana bak Bekir, kaçamadın mı ya köpekle? Ya ne kaçması Fehmi abi? İt o kadar hızlıydı ki it gibi koşurdu. Zaten bak gülürler. Jopu çıkarıncaya kadar kıt et. Yine gülürler ya. Kıt etti. Ya ne kadar komik aldın ya. Ya tamam gülmeyin ya. Köpek kıt etmiş zaten. Köpek kıt etmiş. Evet, bana bak. Kuduz muduz olma ya kıtın karşılığında. Yok ya Fehmi abi, olabilirmiş hem de işte. 15 günde rapor verdiler. Ha. Yine başladı. Ha, birden karnından mı? Karnından mı? Onlar da popomdan yiyeyim, öyle mi? Yine gülürler ya, yine gülürler. Hele bunların kılıklarına, hele sıfatlarına Fehmi abi. Bir şey de Allah'ın seversen ya. Ya çocuklar yapma ya, kıt etmiş hayvan ya. Hayret. Ama Fehmi abi ben kaç kere söyledim ya. Bunca yıldır dokunmadı hayvan, bıyıkları inceltince tanımadı herhal. Tabii ben sizin huzurunuz için sokakları kolaçan edeyim, dolaşayım, itlerine boğuşayım. Siz gülün, gülün. Efendim Ergun, gül, gül. Mehmet. Gülme, ayıp ya. Sen sıfatını hiç değiştirmeyecektin ya. Fehmi abi, köpek ne yapmış köpek? Kıt etmiş ya. Fehmi abi, Allah'ın seversen. Sen deme bari ya, Allah'ın seversen. Hele gülüyorlar. Mehmet, sen de gül, Mehmet. Gül, gül. Copu çıkaramadın mı Bekir abi? Nasıl ya? Çıkardım, nasıl çıkardım? Öyle kıtladı ki. Ne olduğunu ben de anlamadım. Ya beni de güldürdün, Allah belanı verdi. Ula Ergun var ya, çok film adamı. Ya bana şimdi ya. Sıfı attın ha. Ne diyorsun doktora, ne diyorsun? Şey, iğne vuracakmış da ne bileyim işte. Ne dedi doktor, ne dedi? Neden böyle oldu diye sordum sana, neden dedin? İtler kıt etti dedim. Hay, ya ayıp ya. Çay ver lan, çay ver ya. Çay ver ya. Ama Mesut, dikkat et, kıt etmesin. Sen de kıtmışsın ya. Fehmi abi, bu uşaklar var ya, ne biçim adamsız ya. Ya. Hele çay getir de içe. Ya hele getir de içe. Yine alır ya. Gözün aydın Mesut kardeş. Düğüne izin çıkmış. Eyvallah İdris bile derim, çıktı vallahi. Düğün ne zaman peçi? Allah kısmet ederse 2 gün sonra yapacağız bileler. Biliyorsun ihtilal olunca her şey çöpe gitti, bütün hazırlıklar uçtu. Ama şimdi hepsini başa alacağız, bir daha yapacağız, ne yapalım? Oğlum 2 tane çay yapıştır bize. Uyar. Ne demişler abi, cez olsun cüz olmasın. Sonunda takılarına kavuşacaksın. Aynen comma aynen. Ama bir şey söyleyeyim de bu konuya dikkat et. Sen biraz aklının doğrusunda giden bir insansın da.
Benim dediğimi yap. Sakın sünnet çocuğunun başına kaynana ayva tutma. Para, hediye ne varsa alır götürür, zırnık göremez. Herhalde birader. Zaten dilekçeye bir konuyu yazdım. Ama ne yapayım ben de şimdi iki gün boyunca çocuğun başında oturacak halim yok ki. Oturacaksın tabii ya. Yani her zaman olan bir şey değil. Otur alayını senindir abi. Yoksa gider kaynanıyor. Doğru söylüyorsun be. Vallahi bizim düğünde de öyle oldu. Bizim hanımla evlenirken bütün takıları kaynana hop aldı. Ondan sonra hiçbirini göremedik, iyi mi? Ya. Zaten kaynana takılara el koyarsa asıl darbe bu olur benim için. Yani benim kaynananın yanında Kenan Paşa hafif kalır be. Biz de uyandırıyoruz seni abi. Eyvallah. Uyanık olacaksın bu konuda. Sami abi, bir çay daha. Bir çay daha mı? Garzan içtin sen be. Satış yok mu bugün? İşe gitmeyeceğim sen. Yok Sami abi, ben bugün izinliyim. İzinli mi? Neden? Sen devlet memurusun. Nereden çıktı bakayım o izin? Kendi kendime izin verdim Sami abi. Bugün satış falan yok. Evet, bugün satış yok ama etrafa bakış çok. Ha? Nereye bakıyorsun? Kime bakıyorsun? Neden bakıyorsun? Yok, 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 yok. Yok, öyle ben şeye, ortalara bakıyorum abi, ortalığa. Dur lan! Dur lan! Ya 40 yıllık pastacıyım burada. Gençlerle böyle 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 böyle. Böyle 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 gençlerle içli dışlı oldum ben. Nasıl? Böyle 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 böyle. Hadi bakayım. Gözünden anlarım adamın. Dökül hadi. Sırata bak. Bak 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 sırata bak. Hemen cavcak gibi yaptı sırtı böyle. Ağzı bak. Uçları ense kökünde birleşti. Sanki birazdan fırlayacak yukarı çıkacak. Heh. Evet. Tamam Sami abi. Evet. 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 Bir kız var. Ne dedin, kız mı dedin? Evet. Bir kız var, bir kız var abi. Dökün Sami abini, anlat rahatla. Açıl, anlat, anlat hadi bakayım, evet. Bir kız var Sami abi ama anlatacak bir şey yok Sami abi. Ha, ta yeni yani. Senin o vücut hareketlerine göre, kol hareketlerine göre böyle eğilip yana yana tüyo kalkıyor ya. Senin konuşman en az bir kere ta 6 ay sürer. Sami abi, bana her şeyi de 6 ay sürer deme abi. 6 ay çok abi. O zaman Mesut'un düğününde git konuş hadi bakayım. Sami abi, 6 ay çok, 2 günde az. Sen onu 2 günde evlenmeye bile razı edersin abi çeliğine. Ah be Sami abi be. Ne oldu be? Olmuyor be. Olmuyor be. Olmuyor abi. Bu namussuz çene böyle durumlarda kilitlenip kalıyor abi. Ne oldu ya? Üzüldüm ben sana vallahi kırıldım. Böyle bir içim şey oldu ben. Sen onu bana gönder, ben konuşur ikna ederim onu. Eve mi? Yok be, buraya be, pastaneye. Eyvanla beraber konuşuruz biz onunla. Sıkma canım sen. Recep abi, senin kayınbiraderinin arabası vardı değil mi? He, var. Ya onu alabilir miyiz acaba? Bizim sünnette, konvoyda kullanalım. Yok be oğlum, onun malı kıymetlidir, vermez. Ne yapacaksın arabayı? Çocuğu atla gezdirsene. Hoppala, at olur mu be Recep abi? Şimdi Buca'da olsak neyse, bizim oralarda hala atla geziyorlar. Yani ama İstanbul'da olmaz ki ya. İstanbul'da moda arabayla gezmek. Çocuk da tutturdu zaten, baba beni arabaya bindireceksin, gezeceğim, dağıt, dağıt, dağıt diye. Ya ne yapacağız bilmiyorum ya. Ya birader, başka bildiğiniz araba var mı ya? Aa, komiserimin arabası var. Ekip otosu. Efendim, ne oldu? Yok bir şey komiserim. Zevzek zevzek konuşuyor işte Domat Mustafa. Bizim oğlanın sünneti için konvoda kullanacak araba arıyorduk da. İşte o da al diyor, ekip otosunu gez diyor filan. Evet. Öyle dedi değil mi Mustafa? Yani şaka babında. Yo, güzel olur aslında. Ne olacak? Ekip otosu ön diye da 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 nani nani diye gider. Vallahi mi komiserim? Tabii canım.
Ama düğüne bekliyorum ha komiserim. Bakarız Mesut, bakarız. Hem böyle zeybek oynayacağız, horon tepeceğiz. Sizin oraların havaları ha? Bak mutlaka bekliyorum. Horon. Rendem der, 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 devleti horon yaptırdınız ya. Bu kadar da rezillik olur mu ya? Bu ne biçim rezillikti Mustafa? Mustafa! Mesut! Pardon, pardon komiserim. Kaken olmadı galiba komiserim. Çay vereyim mi komiserim? Rize çayı. Yağ gibi kaysın. Sahi mi? Sonra içeri koyayım. Horon yaptık ya. Tanıtoy. Diyorum ki ben şu sünnet düğününde Elvan'ı diyorum, dansa kaldırsam diyorum he. Ne dersin? Kaldır, kaldır. Kaldır, çok iyi olur. Sami abi de seni kaldırsın. Dansa son dansın olsun. Tövbe azıcık ya. Hiçbir şey yapamaz. Heh, bak. Askerler burada dolaşıyor. Kavga edeni, dövüş yapanı içeri tıkıyorlar. Oğlum bu sünnet düğünü. Slow müzik çalmaz. Ergun Plak abi yapacakmış müzikleri. Ben halledeceğim, ben hallederim. Kesin dans edeceğim, kesin edeceğim ya. Arkadaş. Hüküye abla kız. Canım, ne giyeceksin düğünde? Ne bileyim ben utancım valla. Uyduracağız eskilerden bir şeyler işte, bakalım. Yoksa çarşıya gidip kendimize böyle yeni yeni ciciler mi alsak? Fehmi var ya, başlar söylenmeye, icat çıkarmayın canım, icat çıkarmayın. Çünkü gitti, kıza... Üniversiteye başlıyor ya Nazlı şimdi, başladık. Bir sürü kitap, kitap aldı. Hmm. Çok masraf etti, yazık. Ona da kıyamam. Yok. Evden, eskilerden uyduruz. Hem zaten bu evlenme değil ki bu. Ha. Sünnet. Sünnette evden uydururuz, öyle bir şey giyeriz değil mi? Doğru diyorsun. Hı. Da. Hı. Ben evdekilerin hepsini denedim. Eskilerin hiçbirine sığamadı. Vallahi ben de öyle. Bayağı böyle bir kastı yani. Hmm. Ne yapacağız? Biz bu tartıları aldık ya Nurten. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bana hiç faydası olmadı anacığım. Ben gelip bakıp çıkıyorum, aynı kilodayım. Çıkıyorum, aynı kilodayım. Hakikaten hiçbir faydası. Boşa mı masraf ettik biz? Kız tartıda ne var? Annem bizim bu yeme işini bırakmamız lazım. Kesmemiz lazım kökten. Ha, onu. Tabii o keseriz canım. O şey değil. Kolay. Keseriz değil mi? Aynen. Şu andan itibaren ben yeme işini bıraktım. Hmm, yemiyorum. Bitti. Nasıl şu andan itibaren? Hemen bıraktın mı? Bitti. Ha. Tamam o zaman. Şimdi bıraktık. Bitti. Bitti. Tamam. Aa tabii bak. Gerçekten. İyi oluyor. Böyle yememek iyi bir şey, değil mi? Yemeyelim, yemeyelim. İyi ol. Tartıya suç buluyoruz o. Bir şey diyeceğim. Hı. Bunu yiyip ondan sonra kessek. Pazartesi günü. Olur. Çok güzel yapmışım ondan. Doğru diyorsun. Onu hani... Nerede bulacağız? Kötü daha? Olsa onu taze yap. Bunu yiyelim sonra keseriz. Ama keselim. Kesin. Kesin. Olmaz. Böyle olmaz. Yok. Nereye kadar ye ye? Çok güzel. Harika. Fehmi'cim, düğünde biz ne takacağız? Altın takacağız ya. Altın adettir. Gerçi ben Mesut'a kol saati dedim ama şimdi... Altın adet ya. Altın takalım. Altın, altın. Altın çok önemli. Ha, çeyrek takalım. Tamam ben de öyle düşündüm de. 3200 lira olmuş be anacığım. Yuh. Yuh yani. Ya değil mi? Aynen öyle vallahi. Aa şimdi... Yani o küçük de bir şey ya. Çok küçük bir şey. Çeyrek aldın değil mi? Ha. Çok küçük o ya. Şöyle daha yani aynı paraya daha gösterişli bir şey taksak daha iyi değil mi ya? Bir koyun falan taksak.
Aynı paraya koyun da var. Abartma, olmaz öyle şey. Altının yerine hiçbir şey tutmaz bir kere. O adetten altın takacağız. Evet. Evet. Ya yarın mı taksak acaba? Çünkü şimdi bu Mesut altına acayip takmış vaziyette ya. İyi tamam da yani bizim de hani belli bütçemiz şey. Çeyrek iyi. Çok iyi, çok iyi. Çeyrek çok iyi. Çeyrek çok iyi. Hiç gerek yok yanıma marıma, hiç gerek yok. Çeyrek gayet iyi ya. Ha yani biz habire habire düğünlere onlara bunlara takılar. Hep gidiyor, hep gidiyor. Şu bizim çocuklardan bir tanesi evlensin de biraz da takı bize gelse yani. Değil mi? Tabii canım, bulsunlar birilerini, evlensinler. Ha. Ya. Allah Allah. Hep biz mi takacağız? Hiç. Hep. Nazlı. Bana bak. Düğünde şöyle doğru düzgün adam gibi giyin, tamam mı? Süslen, püslen falan. Düğünlerde hiç belli olmaz anneciğim. Birileri beğenir, kısmetin açılır. Dur bakalım, hadi hayırlısı. Rukiye ya. Ya benim yanımda böyle konuşma kızlarla, çocuklarla ya. Allah Allah. Ya Allah Allah. Tövbe tövbe ya. Tövbe ya. Sen birilerini bul diyorsun, ne diyorsun de nasıl bulacağız? Düğünde, dernekte bulacağız. Nerede bulacağız? Ya benim yanımda söyleme ya. Tamam, tamam. Affedersin. Düşünemedim o kadar. Tamam. Anne. Baba. Ya anneciğim, şunlara bir ütü basar mısın ya? Yarın düğünde giyeceğim. Tabii çocuğum, sen koy oraya. Ben hallederim onları. Oh be, 12 Eylül'den sonra ilk defa mahallede bir düğün olacak. Vallahi çok güzel olacak. Şöyle hep beraber bir neşeleniriz. Değil mi? Geldi aslan parçası. Aman aman delikanlı. Duyduğuma göre delikanlı, biraz tedirginmişsin bu sünnet olayından, doğru mu? Evet. Haklısın. Zamanında biz de geçirdik bunları. Biz de biraz korkmuşuzdur, öyle değil mi beyler? Tabii. Ama sünnet erkekliğe ilk adım atmaktır. Tamam mı? Ne savaş meydanları ne başka bir şey. Yani erkekliğin ilk hareketi sünnettir. Şimdi sen cesaretini göstereceksin. Baban ve arkadaşların seninle iftar edecekler. Tamam mı? Ondan sonra sen de göğsünü gere gere doluşacaksın. Tamam mı? Tamam. Oldu değil mi? Tamam. Dile babandan ne dilersen. Hadi bakalım. Aslan oğlum benim. Söyle bakayım ne istiyorsun? Dile benden ne dilersen. Baba ben bir şey istemiyorum. Yanımda ol yeter. Aslan parçam benim be. Merak etme, ben hep yanında olacağım, tamam mı? Oh. O zaman yeğenimi şöyle güzel bir gezdirelim ha. Hadi gezdirelim. Hadi bakalım, hadi bakalım, gel. Hadi çocuklar. Hadi koşun arabalara. Hadi. Kal, tamam. Gelin çocuklar, gelin. Hah. Geçin bakayım. Öne, sünnet çocuğu öne. Gel bakalım. Hadi bakayım, bu gitsin gel. Buraya da gelsin birkaç tane. Sen şimdi bin ayakta ya, bin oğlum. Bin sen de bin, sen geç öne bakayım oğlum. Öteki arabaya fırla, fırla oğlum. Dur. Kornaya bas. Oh,
çileneye bak be. Oraya kuruldu, çöreklendi. Bütün ganimet el koydular. Çık Ali. Bir yer böyle bir hava çaldığı zaman kalkar oynarız, tamam mı? Ha? Diyorum, hava çaldığı zaman böyle oyun havası. Kalkar oynarız. Evet Ali. Bana her şeyi de kalkar oynarız da be. Oo, sen olmuşsun be abi ya. Vallahi olmuşsun. Evet sevgili misafirler. Tavşan kanı ve sevgili yavrusunun daveti tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi size bir sürprizimiz var. Elbette ki ben çok iyi biliyorum ama mahallede kaç kişi biliyor çok merak ediyorum. Biliyorsunuz değerli komiser Rıza abimizin kulaklara layık bir sesi var. Bir çağlayan gibi çağlıyor. Gece nöbetlerde karakolun önünde dedikodular yayılıyor. Almış başını şanı yürüyor. O yüzden alkışlarınızla komiser Rıza abimizi sahneye davet Yargın, rivrivcılığın yine iş açtı başımıza, gördün mü? Komiserim, rivriv sırası sizde vallahi. Ah bir ateş ver, cigaramı yakayım. Bravo komiserim! Sen salın gel ben boyuna batayım. Uzun olur gelirim diyeyim. Ahmet gel abone ya gel 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 abone birlikte söyleyelim onu gel. Hadi gel. Helal. 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 Uzun olur ben hayır. Uzun olur ah çata olur başka bir sürpriz var sırada. Sizler için özel olarak hazırlanmış bir sürpriz. Eğer hazırsanız kocaman alkışlarınızla geliyor Yani abi. Σήκω κορέψε κουκλί μου, να σε δω να σε χαρώ. Σήκω κορέψε κουκλί μου, να σε δω να σε χαρώ. Τσίφτετε λειτουργικό, σύνανάει αυρούμ, σύνανάει χαρ. Τσίφτετε λειτουργικό, σύνανάει αυρούμ, σύνανάει χαρ. Ω πανίνα νίνα νάι, νίνα νάι, νάι. Σύνανάει αυρούμ, σύνανάει χαρ. Ω πανίνα νίνα νάι, νίνα νάι, νάι. Σύνανάει αυρούμ, σύνανάει χαρ. Evet değerli misafirler, sürprizler bitmiyor. Yaşar Kekava abimin
Bu sünnet düğünü için bana özel olarak yolladığı bir plağı ilk kez sizlerle paylaşıyorum. Ferdi Özbeyen'den geliyor, ilk kez sizler için geliyor. İşte bu bizim hikayemiz. Gelsin. Bütün çiftleri dansa davet ediyoruz. Hadi bakalım. Gönlüm bir deli, sana yazdım beni anlatan aşkımla dolu bu sözlerini. Sana yazdım beni anlatan aşkımla dolu bu sözlerini. İlla sünnet düğününe son sürprizi yap diyorsun. İlla anlat diyorsun. Madem ki sen öyle istiyorsun Nazlı canım, şarkı biter bitmez büyük sürprizi açıklıyorum, hazır ol. Bir gün dönsem yeter bana. Gözlerim yolda kalmasın. Kanımda, canımda, dört yanımda. Evet, değerli misafirler. Sürprizler bitmiyor. Elbette tabii ki bu gecenin en azından eğlence organizasyonunu üstlenmiş biri olarak benim de bu gece için hepinize bir sürprizim var. Benim amca, Buket teyze, Ahmet. Efendim ben sizleri ilk evlendiğiniz yıllara götürmek istedim Fehmi amca. Hatırla sevdiğim o mesut geceyi, çamların altında verdiğin Muse'yi. Hatırla sevdiğim o mesut geceyi, çamların altında verdiğin Muse'yi. Beni mecnun ettin, sen de olasın. Aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın. Hep beraber! Beni mecnun ettin, sen de olasın. Aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın. Bana sen öğrettin o aşkı sevdayı. Ne çabuk unuttun beni her cayı. Bana sen öğrettin o aşkı sevdayı. Ne çabuk unuttun beni her cay. Hazır mı? Hep beraber. Beni mesul et. Helal. Sen de olasın. Aşkını
yaşarsın. Beni mecbur ettin, sen de olasın. Aşkını inkar edersen Allah'tan bulursun. Teşekkürler. Abi. Teşekkürler. 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 Estağfurullah. 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 Eyvallah. 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 Estağfurullah. Estağfurullah. İsim de güzelmiş abi. Bence sen plakçı dükkanını kapat, plak doldur. Eyvallah abim. Ergun bu muydu sürprizin yani? Şarkı mı söyleyecektin? Sizi geçmiş yıllara götürelim dedik. İlk evlendiğiniz yıllara götürelim dedik. Darısı inşallah Ahmet'imin, Nazlıcığın, Gülden'in ve tüm sevdiklerimizin başına inşallah. Okul ya mı sokak? Oturmaya mı geldik? Hayır. Her gelsin. Abi dün düğünde fazla kaçırınca beyefendiler 2.80 yatıyorlar. Uyuyorlar işte Fehmi'cim, ne yapsınlar onlar? Sen işin mi var onlarla, bir şey mi diyeceksin? Yok, hiçbir şeyim yok. Düğün dernek olduğu zaman beyefendiler en önde. Hani iş, hani çalışma, hiçbiri yok. Hiçbiri yok. Çalışma, iş oldu mu hiçbiri yok ortada. Bak ben 45 senedir erken kalkıyorum. Bir gün bu kadar yattım mı? Bir gün yattım. Haklısın da. Hiç yapma. İşte onlar da ne yapsınlar? Bak uzatmadı abi. İcat çıkarmasınlar ya. İcat çıkarmasınlar. Günaydın. Ha. Günaydın çocuğum. Bak 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 nasıl. Babası. Ne var? Sen biliyor musun? Bu Çağatay iş buldu. Hangi Çağatay? Bu Çağatay. Bu Çağatay. Bizim Çağatay. Evet. Bu Keyle Fehmi'den oğlu. Evet ayol, Allah Allah. Aa şaşırtıcı bir şey ya, iş bulmuş olması. Ya topu falan bıraktı, iş buldu. Ya tam bulmadım da işte başvuruyorum yani. Ha, ne işim yok? Asteroidi pazarlama. Yolu yemeği falan karşılıyorlarmış Fehmi'cim. Bir de tabii ki en güzel şey SSK'sı var. Tabii. Hiçbir şey olmaz o işler, hiç uzun sürmez o işler. Niye öyle diyorsun ayol, Allah Allah? Biliyoruz, gördük de ondan ya. Allah Allah. Ben çıkıyorum. Hadi afiyet olsun. Görüşürüz. Hadi canım. Kuzum ya bir lokma bir şey ye. Ay yok babacığım, ben yolda simit falan alırım. Hadi görüşürüz. Bak demek evde hedefi olan birileri var erken kalkan. Hedefi olan, işi olan, işi gücü olan birileri var demek ya. Bak erkenden bırt diye kalkmıyoruz. Aferin kızıma. Aa saçın ne oldu senin ya? Ay baba kâkil kestim ben, güzel olmuş mu? Yo yo iyi olmuş, iyi olmuş. Paran var mı kızım? Var babacığım var. İdare ederim yani. Şey değil. Ya bu kız bak ne güzel ya. Tutumlu da biliyor musun? Keşke bundan 4-5 tane yapsaydık ya. Hadi görüşürüz. Öpüyorum. Bay bay. Günaydın ustacığım. Hoş geldin. Ya bugünün neresi aydın? Git bana bir orta kahve yaptır. Hemen fırla işte fırla fırla. Afyonum patlasın. Kafamda filler tepişiyor. Hareket etmeyeceğim bugün. Bugün hareket etmeyeceğim. Asla hareket edeyim. Günaydın Nazlı canım. Günaydın. Ne haber? İyiyim. Oh. İyi iyi. Okula mı? Okula. Nazlı canım ben öğleden sonra alıyorum ha biletleri. Sinema için. Sözleştik ya. Ne sineması? Bilmez Güneş sineması. Ne demek ne sineması Nazlı canım? Bak şampiyona gideceğiz dedik. Anlattım sana. Son 10 yılın en iyi filmi dedim. Duygusu eksik, gidelim tamamlayalım dedim. Ya... Sen bana tamam demedin mi? Dedim ama aslında o tam olarak böyle tamam değildi yani. Tam olarak tamam değildi. Yarım bir tamamdı o. Anladım. Susayım diye yaptın yani. Sırf benden kurtulmak için. Salladın yani. Avuttun. Biz ona eğledin mi desek, eğledin diyelim. Eğlendim yani. Senin tarafından eğlendim değil mi? Dönüp dükkana giriyorum. Peşimden gelme. Herkes hayatına devam etsin. Vallahi ya.
Efendim? Ya ben seni kırmak istemedim gerçekten. Kırıldıysan çok özür dilerim. Tamam ya, tamam Nazlı. Allah ya, yani tamam ben seni anlıyorum gerçekten. Hiç ya, ama artık uzatmayalım ya. Artık yani sürekli bunu konuşarak yani durum ortada, anladın mı? Hani, sorun değil ya, eğledim beni, avuttun. Geçti gitti, hiç önemli değil. Vallahi affedersin. Ben de günlerdir rezilleştim. Yani aşağılık, bayağı bir tavır takındım. Şantaj yapmalar. Babana söylerim, abine söylerim. Ne oluyorsun oğlum sen? Kendi kendine gelin güvey oluyorsun. Ya sen kendi kendine gelin güvey olmuyorsun. Ya ben de aram... Ya ben de bir şey olsun istiyorum. Ben de istiyorum yani ama... Tamam ya, tamam. Önemli değil ya. Önemli değil. Önemli değil. Sen hayatına bak, okuluna bak, parlak geleceğine bak. Vallahi bak. Parla ya yani. Nasıl önemli değil? Önemli tabii yani. Ben de seninle sinemaya gelmek istiyorum. Ama anlamıyorsun yani. Hani bir gören olacak, bir duyan olacak, bizimkiler öğrenecek falan diye çok korkuyorum her gün ya. Nazlı canım, zorla aşk olmaz. Güzelim benim, bir tanem. Ömrümün güzeli olmaz. Zorla güzellik olmaz. Korka korka, endişeli endişeli böyle aşk olur mu ya? Aşk dediğin dört mal olur yani. Böyle tırıs gitmez yani. Bu mu? Vaz mı geçtin yani? Bir film yüzünden vaz mı geçtin yani benden? Bu mu? Bir film yüzünden mi? Bir film yüzünden mi? Bak bana bak, bacaksız. Bak beni delirtme bak. Geberiyorum kız aşkından. Yıldır geberiyorum aşkında. Yeter. Reddediliş, reddediliş nereye kadar? Bu kaçıncı reddediliş? Bu kaçıncı hicran? Bu kaçıncı hüsran? Sen de anneciğim hadi bak güzelce. Git böyle başvurun ya. Allah kaparlar ha. SSK kaldı iş, onu söyleyeyim tamam, sana. Tamam. O iş fazla uzun sürmez. Hiç uzun sürmez. Hatta başlamaz o iş ya. Hataylar bunları böyle bırakırlar ortalarda. Anacığım, bindirdim Şükrü'yü otobüse, gönderdim abisine. Biliyorsun hasta, üç gün kadar kalacakmış orada. Kalsın o, kalsın, baksın ona. Keşke daha fazla kalsa. Ama ben bileyim için o gitti. Ne? İçin gelecek Asuman. Ha. Onlar sevmeyen birbirini, ben hiçbirisini. Hiçbirisini. Ama olsun. Dayısla böyle biz içimiz kalırsın. Onu en çok neye sevindim biliyor musun şimdi birden? Yolda gelirken aklıma geldi. Vallahi bir kapıyı vardı, mis gibi yemek daha geliyor. Koku daha geliyor. Kim bilir anam neler yapacak dedim bana bu üç günde. Oh canım evladım, neler yaparım sana yaparım. Sarmalar, dolmalar, pilavlar, büryanlar. Oh kaymaklı yemek, oh neler yaparım. Tamam Şükrü de yapıyor ama hani... Ama senin kadar güzel mi be? Nasıl olur nice ben? Olabilir mi nice ben? Nerede, nerede? Yapamaz. Tamam, tamam. Şükrü de hani yapı ama... O kadar şey değil. Ama nerede gelsin? Minoş gelecek. Ne yapalım? Minoş mu? Ne? Ah! O ne be? Ne zaman evlenecek bu çocuk? Bakalım. Ne bileyim ben? Ne ataylar orada? Süleyman öyle şeyler bana. Michael'ı da biliyor bak. Bak, Michael'ı da biliyor. Yanındaki kim? Yanındaki kim? Su ellen mi? Haydi, 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 haydi deme öyle şeyler bana. Ayıp more duymasın halim. Hadi ben gideyim içeri elimi yüzümü yıkayayım da sen kaldığın yerden devam et. Ne bakar? Ben bakmam onlara hiç ömrümde. Hiç, hiç bakmam, hiç. Yürüme sen orada. Hiç bakmam. Ne işim olur benim koca karı onunla. Ana! Michael ne yapıyor be? Hadi bana re. Sen ara minnoşu ne? Edepsiz, edepsiz, edepsiz. Edepsiz. Ha,
görürsün sen açan gelirim minnoşum senin ben neler yaparım sana. Ben bunları yürüyorsun lan. Hadi Fehmiciğim hadi. Hadi hayırlı işler. Bana birazcık para bırakır mısın bir anacığım? Şey gün sırası bana geldi de biraz alışveriş yapacağım. Ya bu günler hep bizim evde mi yapılıyor? Ta ne zamandı? Daha yeni geldi bana sıra. Yeni gelmiş ya. Sen daha çok yakın bir zamanda sen bana ye dedin. Akşam eve geç gel dedin. Oo sen ta neyi hatırlıyorsun ben? Onun üstünden neler darbe geçti aradan falan filan. Zaman sana çabuk geçmiş yok o çok önceydi. Değil mi? Tabii tabii. İyi tamam verim. Yalnız Rukiye ya. Misafirleri biraz erken gönder. Yoksa ben aç bir yelek kahve köşelerinde sürünüyorum ya. Ergun. Hı? Ergun. Hı? Ergun bakar mısın bana? Bak. Bakma öyle fena alıyorum. Hep böyle kandırıyorsun zaten beni. Tamam. Tamam al biletleri gidelim. Ya tamam. Tamam al biletleri gidelim diyorum. Ya tamam. Sahi mi? Evet. Sahi. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bak gündüz vakti al tamam mı? Okula gidiyorum diye çıkacağım. Öyle gidebiliriz ancak. Bak bak cin çekicine bak. Onları da düşünüyor arada bak. Neyse. Tamam git hadi. Tamam gidiyorum ben geç kaldım zaten. Hadi geç kalma. Ben niye duruyorum ki burada ya? Niye durduğum belli hadi git. Hadi görüşürüz. Nazlı. Baba. Kızım evden geç kalıyorum diye çıktın. Ne yapıyorsun burada? Evet ben de şey yapıyordum. Vapur jetonu için para bozdurdu da Fehmi abi bozuk yokmuş. Evet babacığım bazen gişelerde bozmuyorlardı ben o yüzden. Çok teşekkür ederim Ergun abi. Çok rica ederim Nazlıcığım. Ben geç kalmayayım gidiyorum. Hadi Allah zihin açıklığı versin. Ya Fehmi abi büyüdüler de okula gidiyorlar vallahi ya. Bilmiyorum ya. Birdenbire üniversiteye başlamadı ki. 7 yaşından beri okuyor. İlkokul, ortaokul, lise falan gidiyor ya. Siz nasılsınız Fehmi abi? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Allah kuvvet versin. Sağ ol. Hadi eyvallah. Ya. Saygılar. İçine sağlıklar da sevgili Emre. Babam niye öyle söylüyor? Yok olmaz bu iş diyor, yapamazsın diyor. Uzun sürmez diyor. Niye söylüyor yani? Sen bakma ona anneciğim. Öyle şey bak. O şimdi siz düğünden geç geldiniz falan böyle bir şeyler oldu sinirli ona. Ondan böyle şey yapıyorsan boş ver onu. Ya hem futbolu bırak diyor. Bıraktık işte. İş buluyoruz. Ona bir bahane uyduruyor. Olmaz diyor yapamazsın diyor. Onu beğenmiyor. Gideceğim çalışacağım kazanacağım. Parayı getireceğim koyacağım önüne diyeceğim ki. Al diyeceğim baba güle güle harca diyeceğim. Görecek çantanın kim olduğunu yani. Yapar benim çocuğum. Hadi sen üzülme. Anneciğim üzülme. Nasıl üzülmeyeyim anne ya? Üzülme yok yok. Sen bakma onu seni sevdiğinden öyle yapıyor. Seviyor ya ondan öyle yapıyor. Bak anacığım. Şunu ayırayım kenara. De, lazım olur mal mal bir şeyler alırım. De bak bütün parayı sana veriyorum anacığım. Tamam mı? Bak durumları biliyorsun. Vallahi bak olağan bütün paramla seni acca yolladım. Senet de orada duruyor bu kurayı kesin. Kazanmamız lazım. Amre Sami inşallah kazanırım de Mevle veri bana sıklet bu büle. Ya Amre. Tamam anacığım bir şey olmaz ona. Şey üç kişi mi kaldıydı kura çıkmayan? Ha üç kişi kaldı. Benim kesin haftaya kura bizde. Kesin şey kazanırsın altınları da kazanırız. Amre delirisin büle bazı içeri. Ne yapaysın büle? Ne var bir kura çekecekler. Sanki gidem olimpiyatlara, şampiyonalara. Yapma böyle. Yapma böyle. Hadi git. Nereden çıkardın gir olimpiyatlara be ya? Hayır, hep öyle yapaysın bana. Tamam, tamam. Gideceğim ben. Hadi git kız yalınız kaldı ya. Ben ne diyecektim sana ben ha? Nazmi geliyor ya. Tek başına gelecekmiş. Asuman'dan gelmeyecekmiş o. O ne acıdım, ne üzüldüm. Üzüldüm bilersin. Bak. Sevmem içi gelini bir daha sevmem. Onu da sevmem, bunu da sevmem. Ama neredeyim orada rahat. Vallahi senden korkulur ha. Yeminle ya. Ne yapayım? Ne yapayım? Sanki sen seveysin kardeşini. Ha? Bileyim. Yapma öyle. Ben bileyim ki sevmeyiz. Ama ne yapalım? Bileyim. İçki içe, kumar oynay. Başkalarını aldadı. Ama o da benim evladım. Evladım abi. Ana yüreği. Ne yapayım? Ne yapayım?
Tamam hadi üzülme sen, üzülme, üzülme. Üzülme, sana kıyamam ben. Hiçbir şeyine kıyamam ben senin. Tamam madem o zaman, madem gelecek, gelsin kalsın bir iki gün. Hem seni de alır, götürür bir iki gün şeye gidersin, memlekete gidersin. Acık hava alırsın, acık burada arkadaşlarını görürsün. Neredeyse bu ne? Nereye gideyim be? Niçin gideyim? Tamam, şey yapma ben... Hani sen Şükrü'yü sevmediğinden dolayı demiyorum ben sana onu. Onu istemediğinden dolayı demiyorum ben sana onu. Sen gidersin, arkadaşlarını görürsün, ava alırsın. İşte şey var orada, Asibet teyze var, ondan sonra... Sana ne bre, sana ne? Ne vakit isterim, o vakit giderim. İstersem giderim, istersem gitmem. Evet, ben de onu diyormuştum sana, hani kardeşlersin. Evet. Demeyesin öyle. Yok, onu diyorum, ne zaman... Ha, ya... Yok, sen sesin beni yolayasın, ben bileyim. Yok, yok, bir yandan hiç alakası yok. Ha. Ya, sen Şükrü'yü sevmiyor, ondan diyor. Hani sevmeyebilirsin, hani o iste... Ben karışmıyorum, onu istemiyorum. Bak, şey... susar mısın sen gari? Hadi git, çık, çık dışarı. İstersem giderim, istersem gitmem. Tamam. Ben nerede istersem orada otururum. Tamam, ben onu diyormuştum sana. Nerede istersen... Hadi, tamam, hadi. Onu şey... Benden kaynaklı değil. Onu Şükrü'ye istemediğin içinden şey... Tamam. Daha mı gidiyorsun burada? Oh Allah'ım, of ato, of ato. Ana, ana, ana! Hadi git. Olimpiyatlara gideceğim ya. Ana, ondan kaynaklı değil yani, şeyden dolayı diyor. Şükrü'ye hani sen istersin, istemezsin. Bir yandan şeyden... Bak, çık buraya gari, sus biraz. Ha, çık dışarı. Tamam, diyor, ben nereye gireyim biliyor musun? Olimpiyatlara gidiyor. Hayırlı sabahlar Mesut. Aleyküm selam. Ne o kardeşim ya? Sabah sabah Karadeniz'de gemileri mi battı? Nedir? Sorma bile der ya. Batsa daha iyiydi biliyor musun? Hayırdır? Ya düğünde takılan bütün takılara kaynana el koydu anasını satayım. E koysun kardeş ya. Hem bir şey diyeceğim sana bak. Paranın kadında durması iyidir. Sen de kazı zaten harcardın kardeş. Kullan. Ulan Bahtiyar kasap olduğun belli ha. İşkembeden sallıyorsun. Olur mu oğlum öyle şey? Bizim de kendimize göre borcumuz var, harcımız var. Bir sürü masraf ettik ya. Ya bu tefeci Eşref'i içeri aldılar biliyorsun değil mi burada? Seninle beraber de. Daha sittin sene çıkmazsa niye korkuyor ki? Ama ya çıkarsa? İşte o zaman cız. Çıkarsa işte. Ay siz de biraz dikkat edin o zaman yani. Böyle çok uyuyunca kızıyor babanız işte. Ya ya ben onun neye kızdığını biliyorum. İşsiziz ya. Onun için kızıyor. Ama ne alakası var çocuğum? Ayrıca da haklı. Şimdi ya tek başına o çalışıyor evde. Haklı. Doğru, bütün yük onun omuzlarında ama sen hiç merak etme anneciğim. Ben bugün bir iş yeriyle görüşmeye gidiyorum. Gece vardiyasına adam arıyorlarmış. Vallahi mı? Vallahi. SSK'sı var mıymış? Vardır anneciğim, vardır. SSK'sı var. Ay hadi hayırlısı inşallah. Abi, bu kravatını aldım ben. Oo, iyi ettin. Güzel olmuş. Ay maşallah. Ay benim yakışıklı oğlum ya. Bak güzel oldu. Hadi inşallah bu sefer bu işte bir güzelce ne olsun. Kabul etsinler yarabbim. İnşallah dua ediyorum ben. Hadi. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ya benim bu askerlik falan olmasaydı ben kesin gelirdim ya. Sana yardımcı olurdum yani %100. Ya ben bir gireyim gelirsin oğlum. Yardıma ihtiyacı olur. Ansiklopedi çok ağır bir şey çünkü. Ya bir dakika ya. Sen hammal mı arıyorsun ya? Ne hammal? Ben hammal mıyım ya? Ya sana? Yok be kuzen, benden daha güçlüsün ya, o anlamda söyledim yani. Ha tabi burası farklı tabi canım benim. Işte. Mehmet abi. Hadi bak. Hadi hayırlı işler efendim. Şey şimdi, askerlik yaklaşıyor ya, öyle değil. Ya onun için diyorum ki yani ben çok merak ediyorum böyle, çok heyecanlanıyorum. Ne olacak, ne bitecek falan filan diye. Hani sen de askerlik yaptın ya, bana bir anlatsana ya. Nasıl oluyordu, ne yapıyordu falan. Kalmayayım böyle yani. Yok oğlum merak edecek bir şey yok yani. Gittiğinde öğrenirsin. Sonuçta yani hepimiz yapıyoruz askerliği. Anlatsana bana o zaman. Ne yapacağım ben orada şimdi? Yani böyle birisi bir şey söylediği zaman kalmayayım. Yani bilinçli gideyim oraya anlıyor musun? Hep olmayayım yani. Oğlum dışarıda bir sürü asker var. Çık gördüğün ilk askere sor. Onlar sana anlatır. Tamam o zaman ben gidip bir sorayım. Hadi.
Hadi çok teşekkürler. Filin dankı. Afiyet olsun. Sağ ol çocuğum, sağ ol. Gördüğüm ilk askere soracağım. Bir şey söyleyeceğim ya. Aklıma geldi de. Ne sorayım? Anam dayımlara gittim. Babaanneme yardım et, tamam mı? Şey yapma. Her şeyde yemekte olsun, temizlikte olsun, her şeyde yardım et. Tamam babacığım, sen merak etme. Ben şunları toplayayım, bitmek üzere zaten. Gel, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Fikir hoş geldi. Hoş bulduk. Neydi sen abi? Aynı bir ya. Sen abi. Neydim aynı ya. Vay 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 vay. Turk gibisin maşallah. Ya. Evet, panter gibisin. He. Gel, tebelemene otur. Otur. Yok yok, oturmaya gerek yok. Beleyeyim ben ya. Neden? Otur be. Yok, neye oturayım ya, yiyeyim ya. İyisin tabii de. Otur. O kadar sokaklarda geziyorsun. Otur. Ya niye oturayım ki? Neden? Yoksa oturmana mani olan bir şeyle ama bakayım senin burada. Yok canım, hele söylediniz söze ya. Ha. Ne manisi olacak ki oturmam için? Otur o zaman. Otururum canım. Hayret bir şey ya. Abi otur. Neden çekiyorsun sen bakın böyle? Ya ama biz hayret bir şey. İt kıtladı da bül mü sen mi ya? Ne dedin? İt kıtladı. Ne dedin? Ya it kıtladı. Evet bak, gülür gene gülür ya. Ayıptır ben ya. Gel yardım edin dur. Aa! Ah, ne oldu? Ya ağır il, sen neydin sen? Ya. Hayret bir şeysin ya. Bekir. Ben vallahi bak bunu söylemezsem tutamayacağım kendimi, söyleyeceğim. Niye? Senin bıyık daha gitti. Kabalardan da kıtlama yaptılar sana böyle. Aa, senin bekçiliğin kalmadı, hiç ırrın kalmadı. Hele bunun gülüşüne, hele bunun kılığına, sıfatına. Ya sabah sabah senin başka işin yok mu Sami abi? Vallahi ben bir şey söyleyeceğim. Tevhu ihtilali ben hiç beğenmedim, söyleyeyim. Niyeymiş? Ne demek niyeymiş? Sen madem sokağa çıkma yasağı yapıyor kardeşim, neden bunu insanlara uyguluyorsun değil mi? Azıcını da sokaktaki köpeklere uygula da kıtlama yapmasınlar canım insanları da. Bak ne diyeceğim sana? 12 dedim onlara? Kime? Köpeklere, kulübelerden çıkmasınlar diye işte. Ya bak beni sinirlendirme Sami abi. İzinliyim ama hala bekçiyim ben. Vallahi alırım seni içeri. Ne yaptı dedin sen? Azıcık söylesene bir daha. Kıtladı. Ne yaptın? Kıtladı. Ya anlamıyor, Elvan da anlamıyor. Sorsana kızım, ne diyorsun? İt ne yaptı Bekir abi? Kızım geldi kıt etti. Anladın, kıt etti gitti. Anlamaz o daha be, küçük o. Bir daha şöyle bakayım. Kıtladı, kıtladı. Yani kıtladı böyle. Kıt etti gitti. Ya sen nasıl bir adam oldun Sami abi, hayret. Ya amcam ne zaman gelecek acaba baba? Estağfurullah, tövbe. Akşama gelecek amcan, akşama doğru gelecek. Şey, çekirdekleri söylemeyi unutmadın değil mi? Yok, unutmadım. Dedim, 32 çuvağı getirdin benim kızım dedim. İp yiyor dedim, akşama kadar dedim. Bunlardan kendine bir dünya yaratmış dedim. Tövbe, tövbe estağfurullah. Getirecek, çekirdeğini de getirecek. Şişt, bana. Sen hadi git yukarı, babaannene yardım et. Şey yapmasın, kadıncağı yorulmasın. Hadi bakayım kızım, hadi. Yukarıda meraklı düşkün amcasına. Ben hemen hallederim şimdi. Ha, hadi bakayım, hadi bakayım, hadi. Ya bana bak Sami abi, senin birader mi gelir? Ha, gelir. Onun bana 250 lira borcu var. Gelince hemen ödesin. Öde, öde, merak. Gülme, gülme, kakkılama. Hiç inanmıyorum ama neyse. Ya beni kıtlayan o it var ya. Heh. Ona bile senin kardeşinden daha çok güvenirim. Bize? O kıt edir, o alır götürür. Ya Bekir, ne kadar güzel söylüyorsun. Ne yapıyordun sana? Kıt edir, seninkisi de alır götürür. Parçalır. Vallahi 250'yi getirsin bak. Gelir basana pastaneyi görürsen. Bana ne be? Bana ne? Ben mi aldım senin şeyini, 250 liranı? Ben mi seninle şey yaptım? Haklısın da. Neyse hadi gelsin. Ya beni de güldürse ya. İyi ki köpek kıtladı bizi ya. Gelen gülür, giden gülür. Hadi bir şey ya. Bana bak. Duydun mu? Bu pastacı Sami'nin kardeşi geliyormuş. Ha? Adı ya. Neydi onun? Duydum, duydum ya. Şey. Hay Allah bak. Nazmi, Nazmi. Heh. Nazmi, Nazmi. Bana 500 lira borcu var. Gelsin, söke söke alacağım. Vallahi herkese borcu var. Mahallede bir bana borcu yok. Ben de geldi mi böyle elmalara, bilmem nelere, her şeye gümbür gümbür dalıyor herif ya. Geçen sene geldiğinde var ya çiğ kereviz yedi. Ne? Ya yedi vallahi. Vay kerkeniz. Kemirgen.
gel otur sen, otur. Otur. Degme, hiçbir şey yapma sen. Yorulma sen Mori. Sen ne bilirsin benim yemeklerimi? Gelecek çocuğum bir gün. Ben yapacağım, izlemiştir anasının yemeklerini. Ay, babaannem sen yorulma, ben yaparım. Hem zaten senin belin ağrıyor. Mori nasıl yaparsın sen? Nereden alıştı sen o ananın... Söyleme bana. Benden alışsaydın derdim haydi yap. Ama alıştın anandan. Bak şimdi dogri süleyelim. Yok burada kendisi ama ha benim yemeklerim gibi olmaz. Hiç olmaz. Hiçbir vakit olmaz. Ben alıştırsaydım seni ne yapardın yemekliye? Ama keşke o bir gelinim de gelseydi çocukla beraber. Ya gerçekten Asuman yengem niye gelmiyor acaba babaanne? Niçin gelmeyi? Nişin o biraz daha hanım biliyor musun? Yani ne diyeyim sana, dinleyece senin anan. Onun var çocuk, var okuy mektebe gide, yapay yemekler kocasına. O alıştı bende, ben alıştırdım ona. Onun için yapay güzel yemekler, bakay çocuklara. Hanım, hasıl, dinleyece senin anan. Hiç. Ya babaanneciğim öyle deme ama. Annem seni ne kadar çok seviyor biliyorsun. Aa, bileyim. Ne ka ben o ne o ka beni. Hah, deme öyle. Deme öyleyse ben bileyim ki istemezsiniz beni burada. Aa babaanneciğim olur mu hiç öyle şey ya? Biz seni çok seviyoruz. Niye istemeyelim? Ha bileyim bileyim. Ay sen seveysen. Sesim benim lokumum. Ay. Sesim benim torunum. Pembe beyazım. Canım benim. Ama değil öyle. Bak bu gelinler ikisi de anlaşmışlar. Biri 3 ay, biri 5 ay kalamayanda gideceğim. Hiç gelmeyeceğim artık. Hiç, hiç üzleyeceksiniz beni, arayacaksınız beni. Ben ne vakit isterim o vakit geleceğim. Ama gideceğim çok, çok. Sen de üzlersin beni ama ben de seni özlemez çok... miyim babaannem ya? Aa, canım sakın benzeyesin anana. Bak. Bak bile gizli gizli bak ben ne yapayım benden alış. Anandan alışmam oraya hiçbir şey. Sonra kalırsın evde kimse almaz ya gibi. Oh çüçe benim için, çüçe benim için. Oh, oh Fatih. Fatih alıştıramadım bu kızı bir şey. Alsam gitsem, gitsem ben seninle başka bir evde otursam. Alıştırsam seni, ügretsem her şeyi. Olasın hasıl bir kız, ne güzel olur. Babacığım ben en iyisi gideyim bir yemeklere bakayım olur mu? Bak ne bakacaksan ne alıştıysan. Ne yapıyorsun be? Manyak mısın oğlum? Kafanı kıracağım şimdi senin. Tamam bırak şunu, yapamıyorsun işte. Nasıl yapamıyorum ya? Yapacağım Ahmet abi. Bana yapamıyorsun diyemezsin. Ben bunu kesin yapacağım ya. Askere gidene kadar mutlaka bitirmem lazım bunu ben. Şahin, sen çıkıp şu askerliği falan bir sorup soruştursana. Bak az kaldı hadi. Tamam, diyorum zaten Ahmet abi. Nereye? Şaraya gidiyorum ya. Sinirlendim zaten. Fertik oldum ya. Ay Ahmetciğim be, bir şey demiyor mu şu gazetede? Ne kadar sürecekmiş bu elektrik kesintileri daha? Yazmıyor anneciğim. Haftada 6 gün elektrik kesintisi devam. Görüyor musun? Peki niye kesiyorlar bu elektriği? Tasarruf olsun diye anneciğim. Bak, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdür Yardımcısı şey demiş. Vitrin aydınlatmaları kaldırılacak. Televizyon yayın saati kısaltılacak. Sanayicilerden tasarruf yapmaları istenecekmiş. Televizyon yayının da mı kısalt... Ay bir o zevkimiz var, onu da kısaltıyorlar yani. Ay olmaz artık ya. Bir anarşist daha yakalamışlar. Allah Allah, nereden biliyorsun anarşist olduğunu? Savcı mısın, hakim misin? Ya bir şeye karışmasa niye alsınlar? Vallahi onu bunu bilmem arkadaş, herkes birbirini ihbar ediyor. Ha, ben şimdi mesela Berber Recep şöyle şöyle bir olaya karıştı. Ben de şahidim desem anında götürürler seni içeri ha. Aman diyeyim şimdi bil bakalım, şakası bile kötü ya. Ya gördün mü bak şakasına dayanamıyorsun. Bir de o adamcağızı düşün içeri girene, acı biraz acı.
Senin de nerede durduğun belli değil ya. Selahattin, orada boş boş oturuyorsun. O kadar konuştuk sen lan. Daha arada bir haritaya göz at dedim sana. Göz at o haritaya. Arkadaşlar. Aa, solma otur. Dur. Güzel komiser, bak bakalım şunlara. Ya komutan. Bu arananların listesi her geçen gün kabarıyor ya. Ne olacak bu iş? Yani vallahi ne bileyim ben işte. Yani. Bir de bunların birçoğu da yurt dışına kaçıyormuş. Avrupa ülkelerine sığınan çokmuş. Çoğu vatandaşlıktan çıkarılacak. Ya komutan. Bu generaller ülkenin başında ne kadar daha kalır? Vallahi 3-5 ay daha kalırlar. Bu iş bitsin, ilk işim emekli olmak olacak. Komutan. Ha burada biz bize yıktırır. Abi bir Kenan Evren takibi ya. Yaparsın onu komutan ya. Aman dedim. Komutan. Yani hayır, yapamıyorsan anlarım onu. Yapamaysan yapamayırım de yani. Hayır, Süleyman Demirel iyi yapmıştı da ben bunu da yaparsın diye düşündüm yani. Yapamaysan diyecek bir şey yok. Demek ki yapamayasın. Aziz yurttaşlarım. Bir defa daha söylüyorum ki siyasiler hareketleri tırmandırmıştır. Yıkıcı terör örgütlerini kışkırtmışlar. Nitekim ülkede otorite boşluğu teşekkür etmiştir. Bir takım bedbahtlar sapık ideolojilerinin kurbanı olmuşlardır. Nitekim sen bir yarım saat gidip geleceğim. Dükkana göz kulak olursun, tamam mı? Tamam ustacığım. Hayırdır? Nereye böyle? Cehennemde yer ayırttım. Dibine kadar gidip geleceğim. Gelir misin? Bak bir tane çarpacağım şimdi. Sinema bileti almaya gideceğim. Aa! Nazlı abla kabul etti mi ki? Elde de kabul etti mi ki? Etme metini mi bekliyordun ki? Etti tabii lan. Ne sandın? Kuş beyinsiz. Bravo ustacığım ya. Baş başa sinema. Oh, bir de çekirdek alırsınız. Ortam karanlık. Sen kolunu yavaşça kızın omzuna doğru atarsın. Belki sonra yanağına şöyle bir... ...diye bir öpücük kondurursun ki... Senin bak gelmişini geçmişini, vallahi şimdi geberteceğim seni, elimde kalacak. Oğlum sen ne cıvık bir herifsin böyle ya? Ya sen ne terbiyesiz bir herifsin ya? Lan ben lise talebesi miyim, karanlıkta kıza saldıracağım? Duygusuz. Doymamış. Alt tarafı belki koluma atacağım. O da kızın omzuna atacağım. Herkesin kızın omzuna koluna attığı kadar atacağım. Ergun, kimin omzuna elini atıyorsun? Karışık yollarda hüzünden mutluluktan dem alama. Yapmışız yine yıkmışız hep en sonunda. Maziye sırtımızı yaslaya yaslaya. Tutunmuşuz geçmişi. Aslında hepimiz bir gün geçmişiz.